Merhaba çocuklar. Aralık ayı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözmek için hep birlikteyiz. 5 adet sorudan oluşan inkılap tarihi sorularımız. Birinci sorudan başlıyorum. İstiklal Marşı bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal davamızın anlatılması açısından da büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Bu sözleriyle Atatürk aşağıdaki hangisinin vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır. A. Eğitim ve öğretimde birliğin, B. Akılcılık ve bilimselliğin, C. Özgürlük ve bağımsızlığın, D. Toplumsal eşitliğin. Şimdi çocuklar burada şu önemli. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Bu mısrada Mustafa Kemal bu manayı anladığını ve bunun önemini belirtmiş. Buradan da seçeneklerde yer alan özgürlük ve bağımsızlık seçeneğine ulaşmamız gerektiği vurgulanmış. Şimdi arkadaşlar hürriyet özgürlük demektir. İstiklal de bağımsızlık demektir. Direkt eş anlamlı kelimelerle cevaba bulabiliyoruz. Cevap Ceyhan. Birinci soruyu burada tamamladık. İkinci soruya geçiyoruz. Osmanlı Devleti Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırıları sonucu 19. yüzyıla ülke sınırları daralarak girmişti. Bu saldırılar karşısında denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışan Osmanlı Devleti siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik bakımdan oldukça zayıflamıştı. Devlet 19. yüzyılın başlarından itibaren bütün bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra başka sorunlarla da karşı karşıya kalmıştı. Bunların başında gayrimüslim halkın isyanları gelmekteydi. Buna göre 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Toprak kayıpları yaşanmıştır. B. Merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. C. Toprak bütünlüğünü korumaya çalışmıştır. D. İçte ve dışta güvenlik sorunları yaşanmıştır. Şimdi arkadaşlar, ülke sınırlarının daralması toprak kaybı anlamına geliyor. Denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışması, toprak bütünlüğünü korumaya çalışması anlamına geliyor. Avrupa devletlerinin saldırıları ve isyanlar, içte ve dışta güvenlik sorunları yaşadığımızı vurguluyor. Şunu unutmamamız lazım. Bir ülkenin toprakları içerisinde isyanlar varsa o ülkede merkezi otorite güçlenmemiş, aksine merkezi otorite bozulmuştur. Cevap bu yüzden B seçeneği olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar, üçüncü soruyla devam ediyoruz. 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun maddelerinden bazıları şunlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. Büyük Millet Meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi 2 yıldır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bu maddelerine göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? A. Kişi hak ve özgürlükleri garanti altına alınmıştır. B. Büyük Millet Meclisi'nin görev süresi belirlenmiştir. C. Güçler birliği ilkesiyle meclisin yetkileri arttırılmıştır. D. Millet egemenliğine dayalı bir yönetim şekli benimsenmiştir. Şıklar üzerinden gidelim arkadaşlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır ifadesiyle millet egemenliğine dayalı bir yönetim şeklinin benimsendiği kavramına ulaşabiliyoruz. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır ifadesiyle güçler birliği ilkesiyle meclisin yetkileri arttırılmıştır ifadesine ulaşabiliyoruz. Burada şunu unutmamamız lazım. Güçler birliği yasama, yürütme ve yargı erklerinin bir yapıda olması anlamına geliyordu. Burada da bu vurgulanmış. Büyük Millet Meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi 2 yıldır. Bu maddelere Büyük Millet Meclisi'nin görev süresi belirlenmiştir ifadesine ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar burada iki şeyi unutmamamız gerekiyor. Bir, soruda kişi hak ve özgürlüklerinden hiçbir türlü bahsedilmemiş. İki,
Teşkilat-ı Esasi Kanunu savaş koşulları altında çıkartılmış ilk Cumhuriyet tarihinin ilk anayasası olarak kabul edilir. Burada kişi hak ve hürriyetleri garanti altına alınmamış, bu konulardan bahsedilmemiştir. Savaş koşullarında hazırlanmış bir anayasal metin olduğu için cevap A olması gerekiyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 1921 yılının Temmuz ayları. Bunalımlı ve kaygı dolu günler. Yunan ordusu taarruza geçmiş, ordumuz kayıplar veriyor ve geri çekiliyordu. Durum bir ölüm kalım savaşı halini almıştı. Ama bu mücadeleyi yürütenler sonunda galip geleceklerine öyle kalpten inanmışlardı ki yarının Türkiye'si için planlar dahi yapıyorlardı. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu, diyen Mustafa Kemal, milli ve çağdaş bir eğitim sistemiyle geleceğin aydınlık Türkiye'sinin temellerini atmak istiyordu. Bu nedenle milletin geleceğini şekillendirecek, modern ve güçlü bir ülke kuracak İrfan ordusunun Ankara'da toplanması talimatını verdi. Burada Marif Kongresi'nden bahsedilmiş. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi bu metinde anlatılanları desteklemektedir? A. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. B. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. C. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle desteklenmezse meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. D. Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Şimdi arkadaşlar burada Marif Kongresi'nden bahsedilmiş. İrfan ordusu, milletin geleceğini yoğuran İrfan ordusu diyerek de eğitim vurgulanmış. Bu yüzden biz beğenilen seçeneklerden A seçeneğine ulaşmaktayız. Çeldirici seçeneğimiz D, geleceğin yüksek medeniyet ufkunda güneş gibi doğacaktır seçeneği. Ama burada temellerini atmak için, aydınlık temellerini atmak için modern ve güçlü bir ülke kuracak İrfan ordusunun Ankara'da toplanması ifadesi var. Marif Kongresi direkt vurgulanmış, buradan onu anlamamız lazım. Cevap bu için. Bunun için A olması gerekiyor. Beşinci ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile çatışmalar sona ermiş ve sıra barış anlaşması için yapılacak konferansa gelmişti. İtilaf devletlerine göre konferansta Sevil Anlaşması görüşülecek ve bu anlaşma üzerinde bazı düzeltmeler yapılacaktı. Bu gerekçeyle İtilaf devletleri konferansa Ankara hükümetinin yanında Sevil Anlaşması'na imza atan Osmanlı hükümetini de davet ettiler. İtilaf devletleri böylece Türk tarafını ikiye bölmeyi ve taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklardan faydalanmayı planlıyorlardı. Bunun üzerine 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı hükümetinin varlığı resmen sona erdi. 20 Kasım 1922'de toplanan Lozan Konferansı'na Türkiye Büyükler Meclisi hükümeti Türk milletinin tek temsilcisi olarak katıldı. Buna göre milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Meclis milletin menfaatlerini korumak için yargı yetkisini kullanmıştır. İtilaf devletleri Türk tarafında ikilik çıkararak amaçlarına ulaşmaya çalışmıştır. Şimdi arkadaşlar verilen ifade de konferansa İtilaf devletlerinin hem İstanbul hükümetini hem de Türkiye Büyükler Meclisi temsilcilerini çağırmasıyla ikilik çıkarma ifadesini. Çünkü amaç bu. İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma amacı var. Bu yüzden böyle bir yöntem belirliyor. Buna ulaşabiliyoruz. Saltanatın kaldırılmasından bahsetmiş. Saltanatın kaldırılmasıyla millet egemenlik yolunda önemli bir adım atılmış. Buna ulaşabiliyoruz. Ancak meclisin 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırılması meclis milletinin menfaatlerini korumak için yargı yetkisini kullanmıştır ifadesini göstermez. Çünkü bu yargı değil, yasama yetkisidir. Bu yüzden dolayı cevap 1. ve 3. öncülümüz içeren B seçeneği olmalıdır. Sorularımız burada sona ermiştir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.